Kanal Maraş ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Şu an Arnis Otomotiv emlak ve gayrimenkul sahibi, aynı zamanda da Selçuklu Mahallesi muhtar adayı Tuncay Çınkır ile birlikteyiz. Şu anda Tuncay Bey'in ofisine giriş yapıyoruz. Tuncay Bey merhabalar, nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Depremden bu yana Akidaş'la ilgili sorunlarından bahsettiniz. Tabii biz telefon üzerinde konuştuk. Bizzat sizden dinlemek için geldik. Öncelikle iş yerini ne zaman faaliyete geçirdiniz? Onu söyler misiniz? Menekşe Hanım, iş yerimizi 2023'ün Ocak ayının sonlarına doğru faaliyete geçirdik. Gerekli evraklarımızı hazırladık. Akidaş'a sunacakken, yani diğer kurumlarla birlikte aboneliklerimizi almak için yapmamız gereken evrakları hazırladık ama biliyorsunuz 6 Şubat'ta asrın felaketi, bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra zaten bu iş yerimiz bizim 4 ay boyunca kapalı kaldı. Kendi yaralarımızı bir nebze de olsa sardıktan sonra evraklarımızla Akidaş'a gittik. Dedik ki biz abone almak istiyoruz. İş yerinde şu anda faaliyet gösteriyoruz, elektriği kullanıyoruz. Bizden DASK raporu istediler. Ve biz DASK raporu almak istediğimizde de bina ağır hasarlı olduğundan dolayı DASK vermediler. DASK alamayınca da biliyorsunuz kurum, Akidaş bize aboneliğini vermediler. Biz mecbur elektriği kullanmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz pazartesine kadar, ayın 26'sı oluyor galiba, 26'sına kadar olan tüm toplam elektrik kullanımımız, gidip baktığımızda arkadaştan rapor aldım, kendimi ihbar ettim, gittim dedim böyle böyle ben kaçak elektrik kullanıyorum, 5300 lira normal bir kullanıcı olarak, abone olarak kullansaydım 5300 liraydı. Benim ödediğim tutar 8468 TL. Bunun sebebini kendimi ihbar ettim, ben kaçak elektrik kullanıyorum, bana abone verin diye gittim yine. Ondan öncesinde de geçtiğimiz hafta geldiler, elektriğimizi kestiler. Biz gene geri elektriğimizi kendi elimizle açtık. Bize söylenen, biz gelir keseriz ama siz tekrar açıp kullanabilirsiniz. Ayda bir gelip bizi, kendinizi ihbar edeceksiniz. Ettiğimizde de kullanmış olduğumuz elektriğin iki katı olarak da size fatura ederiz. Oradaki artık güçlendirme projesi veyahut da ASASAR'a döndüğünde, DARS raporu alındığında sizin abonenizi vereceğiz diyorlar. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. Bir kurum bana kaçak elektrik abonesi verebiliyorsa, bu abone numarası üzerinden gidip tüketimimin 3 katını ödeyebiliyorsam neden bana abone vermiyor? Abone numarası vermiyor. Ve bugün sabah geldiler yine, dün 26'sında ödememe rağmen 8468 TL ödememe rağmen geldiler yine. Kesmiş işlemi yapacaklardı ve küçük bir arbede oldu. Tamam, sonucu tatlıya bağlandı ama biz bu konudan muzdaribiz ve benim gibi Kahramanmaraş'ta eminim en az yüzlerce insan vardır ki bu konuyla alakalı çıkıp ya medyaya konuşamıyor ya şikayet edecekleri bir birim yok. Neden ben abone istediğimde verilmiyor? Abone verilmiyorsa niye benim elektriğimi tamamen ve benimle birlikte buradaki tüm iş yerlerinin elektriği kesilmiyor ve herkesi buradan çıkarmıyor? Burada gerekli olan hangi merci ise Akidaş denilen şirkete müdahale etmesi gerekiyor. Ya bizim abonelerimizi versinler ya da buradaki tüm çalışan esnafların hepsini çıkarsınlar. Burası orta hasarlı, çalışamazsınız deyip burayı güvenlik şeridiyle kapatsınlar. Biz de girmeyelim buraya. Ama şu anda ne yapıyoruz? Siz geleceksiniz. Kendinizi ayda bir bize ihbar edeceksiniz. İhbar sonucunda da 1000 liralık tüketim yapıyoruz. Ve bunu 3000 lira olaraktan bizden fatura ediyorlar ve alıyorlar. Aksi takdirde bu sefer kaçak elektrikten işlem yapacağız diyorlar. Her türlü hırsızız yani. Biz bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz. Ya abonelerimiz verilsin. Bana kaçak elektrik kullanım abonesi verilebiliyorsa normal abonemin de verilmesini istiyorum. Bunu verebilirler. Ne bu soygun ya? Biz zaten asrın felaketini yaşamışız. Başka memlekette değiliz, Maraş'tayız. Maraş'ın içerisinde yaşıyoruz. Zaten bir felaket vurmuş, yeteri kadar yaralıyız. Bir de bu kurumların bizi soymasına lütfen gerekli merciler, kimse hangi merci buna müdahale edecekse lütfen müdahale etsin, bizi soymayı bıraksınlar.
Benim tek istediğim bu. Çok teşekkür ediyorum.